evden çalışmasına bir adeta zorunluluk olarak ortaya çıktı. Sürekli aynı mekan içerisinde darılıp kalmak motivasyonumuzu zaman zaman düşürebiliyor. Çalışma saatlerinde bir şey olmuyor. Yani ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor o belli değil. Ortamı da uygun değilse stres faktörü oluyor. Çalışma saatlerinin uzadığını görüyoruz. Ya çalışma süresinin tespiti yok. Yani sosyalleşemiyorsunuz. Gece evdesiniz, gündüz evdesiniz. Ya bu daha kolay açıkçası. Yani düzenli işe gidip yemek bana daha kolay geliyor. Covid-19 pandemisi dünyayı değiştirdi ama en çok da çalışma hayatını etkiledi. Bir zamanlar çalışanların rüyası olan home office çalışma şekli bugün kabusa döndü. İyi de neden böyle oldu? İş hayatımız uzaktan olmakla birlikte daha da bir zorlaştı. Zaten evdesiniz. Nasıl olsa evdesiniz, bunu da yaparsınız, bu işi de yaparsınız, hadi bu raporu da yazarsınız gibi iş tanımlarının ve iş saatlerinin birbirine geçtiği, bu da insanları haliyle son derece yıprattığı bir dönem. Oh ne güzel evden çalışıyorsunuz, yani ben sizin için ben ne yapabilirim gibi bir düşüncesi olabilir işverenin ama her sosyal ortamda bu durum, her çalışan için bu durum çok müspet bir şey değildir. Ofiste çalışmak daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evde çünkü insan monotonlaşıyor. Sosyal hayattan uzak kalıyorsunuz. Tamam, bilgisayarımız var, şeyimiz var ama hareketsizlik ve de psikolojik olarak etkilenmenin daha kötü olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar gösteriyor ki hani evde çalışanlar %20-30 civarı daha çok ruhsal sıkıntı yaşıyorlar. Bir araştırma yapıldı. Katılımcıların %55'i kadındı, %60'ı da evli. Üstelik %51'inin çocuğu yoktu. Kadın erkek fark etmeksizin %60'ı da yönetici pozisyonundaydı. Üstelik %93'ü lisans ve lisansüstü eğitimliydi. Ama geçici olarak başlayan bu süreç bugün onları da mutlu etmedi. İş tanımı birbirine girdi. İş sorumlulukları birbirine girdi. Yani hangimiz, hangi alanda ne tür sorumluluklarımız var, uzaktan bunu ne şekilde yerine getireceğiz, iş saatlerimiz ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Bunlar daha bir muğlak hale geldiği için. İş hukuku hiç hayatı boyunca tarihte var olduğundan beri herhalde hiç bu kadar popüler bir zaman geçirmemiştir. Çünkü pandemi en çok çalışma hayatını etkiledi. Aynı araştırmaya katılanların %73'ü mesai dışında çalıştırıldıklarını söyledi. Başta yol sıkıntısı çekmeyecekleri için avantajlı gibi görünse de bir süre sonra işe erken başlamaya, üstelik de geç bitirmeye başladılar. Ne oldu peki? Günün sonunda öğle yemeği bile yiyemedik dediler. Sosyal hayat için evden çalışmak pek hoş değil yani. İnsanların birbiriyle konuşması lazım, sohbetler lazım. Aynı tadı yani vermiyor. Sonuçta dört duvar arasında ne kadar çalışabilirsin ki? Bir hapishane gibi düşünün. İnsanın da sosyal bir varlık olduğu düşünüldüğünde iş hayatında özellikle işverenlerin bu tür detayları da dikkat etmelerinin faydalı olduğunu düşünüyorum. İşçinin çalışması için gerekli olan araç ve edevatı, araç ve gereçleri temin etmekle mükelleftir. Ama şimdi internet var. İnternet çekiyor, çekmiyor. Bilgisayar kaldırıyor, kaldırmıyor. İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan bu borcunu uzaktan çalışmada yerine getirmesi lazım. Ergonomi vesaire var. Peki bu iş yerinde olacak mı? Masa lambası düştü, kafanıza geldi. Mesela bu iş kazası sayılacak mı? Bu konular ne zaman ki önümüze bir uyuşmazlık olarak gelecek. Şimdi gelmiyor çünkü fesih yasakları var. Kalktığında bunlar dava dosyasına dönüşecek ve bu olduğunda da tüm bunlar işçinin olası bir kıdem tazminatı hesaplaması ya da olası bir fesih durumunda bunlar benim internetim yok o yüzden ben bu işi yapamıyorum dediğinde işçi lehine yorumlanarak çözüleceğini varsayıyoruz. İşin bir de pandemi sonrası boyutu var. İşverenler bu durumdan memnun ama bilinen tek bir gerçek var ki pandemi sonrasında işçilerin sözleşmeleri bir kez daha elden geçmek zorunda. Aksi olursa mahkeme yolları aşınacak gibi. Uluslararası Çalışma Örgütü 300 milyonun üzerinde kişinin tam zamanlı işini kaybettiğini açıkladı. %48 gibi bir oranda Covid-19 sonrası dönemde de uzaktan çalışmaya devam edileceğine ilişkin bulgular elde ediliyor. Çalışma hayatı uzaktan sürdürülecekse bununla ilgili kuralların, normların, prosedürlerin açıkça yazılı bir şekilde belirtilmesi gerekir. İşçiden pandemi dönemi sonrasında uzaktan çalışacağına ilişkin yazılı rızasını da alması lazım. Arkadaşlar pandemi dönemi benim çok hoşuma gitti. Yani bütün bir takım masraflardan kurtuldum. Yemek masrafı yok. Efendime söyleyeyim sizi iş yerine getirecekken ulaşım taşıma masrafı yok. Bir takım şeylere tasarruf ettim. Bu benim de hoşuma gitti. Bilgisayar ortamı var. Zaten işi siz de öğrendiniz. O zaman buraya gelmeyin. evden çalışın dediğinde işçi buna rıza göstermezse, kabul etmezse bu durumu işverenin onu mutlaka orada çalıştırması söz konusu olamaz. İşçi o işe girerken, o işi seçerken, o işte çalıştırılması kabul edilirken bazı esaslara göre bu sözleşmeler imzalanıyor. Bu durumu kabul edip etmediğini 6 iş günü içerisinde işverene bildirmeli, etmiyorum itirazıyla birlikte ve akabinde de ona göre sözleşmesinin fesih yoluna gidebilir. Bu bir tazminatlı fesih türüdür. Dolayısıyla işçilerin bunu bilmeleri, işverenlerin de bu ve benzeri değişikliği yaparken böyle bir mali risklerinin olduğunu bilerek hareket etmeleri gerekir.